Merhaba dostlarım. Bugün sizler için piller hakkında bir video çekmeye karar verdim. Eski bir notebook'um vardı. Bunu çok ısındığı için parçaladım. Yalnız bataryası iyi durumdaydı ve bunu değerlendirmeye karar verdim. Plastik notebook bataryasını söküp içinden 6 tane bu pillerden çıkardım. Gördüğünüz gibi şarj edilebilir, şarj edilebilir piller var. Bu pilleri de değerlendirmek istiyordum. Fakat hepsini sağlam olup olmadığını, kapasitelerini bilmediğim için de ölçmem de gerekiyordu. Bu notebook'tan çıkardığım veya başka yerden çıkardığım 18650 dediğimiz 18 x 65 mm boyutlarındaki şarj edilebilir lityum iyon pilleri hem şarj edebileceğim hem de kapasitelerini ölçebileceğim bir düzenek hazırlamak istiyorum. Bugün konuşma faslını, giriş faslını fazla uzun tutmayacağım. Direk uygulamaya geçelim. Videomuz içinde piller hakkında bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Sizlerle genç arkadaşlarımız için pil nedir, ne zaman kim tarafından icat edilmiştir, çalışma mantığı nedir. Bu bilgileri sizlerle video içinde paylaşacağım. Şimdi müsaadenizle bu şarj edilebilir piller için şarj ve ölçüm cihazını yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Evet öncelikle malzemelerimiz elimizde. Bir adet lityum iyon pilimiz var. 3D printer'dan çıkardığımız bir baskımız var. Pillerimizi görüyorsunuz. Bir tane 4056 TP4056 dediğimiz e, lityum iyon piller için batarya modülümüz var. Bir tane ölçüm cihazıyla kör yükümüz var. Bununla pilimizin kapasitesini ölçeceğiz. Evet onun dışında bir USB jack'ımız var. Bakır tellerimiz var ve iletken kablolarımız var. USB normal bildiğimiz USB A dediğimiz USB jack TP4056 modülünü 3D printerdan aldığımız plastik parçanın üzerine yerleştireceğiz. Öncelikle iki çeşidi var. Diğer çeşidi için basmışım ben parçayı. O yüzden bazı kesme biçme işlemleriyle karta zarar vermeden zımparalayarak boyutunu kalıbımın üzerine uyacak şekilde ayarlıyorum. Bu arada elektrik kelimesinin nereden türediğini biliyor musunuz arkadaşlar? Elektrik kelimesinin kökeni milattan önce 6. yüzyıla dayanıyor. O çağlarda Anadolu'da yaşayan eski Yunanlı Thales doğa ile ilgili araştırmalar yaparken kehribarın yünle ovulduğunda tüy ve saman gibi hafif maddeleri kendine çektiğini, uzun süreli ovmalarda ise insan vücuduna yaklaştırıldığına küçük kovalcımlar çıkardığını fark edip bazı araştırmalarda bulunmuştu. Thales'in aslında keşfettiği şey statik elektrik dediğimiz olguydu ve ilginç bir şekilde elektrik kelimesinde kökeni eski Yunan dilindeki kehribar gücü anlamına gelen elektrika kelimesine dayanıyor. Daha sonra artı ve eksi kutuplar için bakır tellerden bir iletken oluşturacağım. Artı bölüme ve eksi bölüme gelecek bakır telleri ayarlıyorum. Bunların vasıtasıyla pilimizdeki elektriği alıp pilimize de şarj için elektriği vereceğiz bu iletkenler vasıtasıyla. Gördüğünüz gibi oturması için bazı küçük ayarlar yapıyorum. Biraz e, bombeli bir şekilde olmasını istiyorum bu tellerin. O yüzden biraz çıkıntı yaratıyorum. Bunlar tamamen sizin el becerinizle yapmanız gereken şeyler. Arkadaşlar bugün pil dediğimiz kavramın kökeni 18. yüzyıla dayanıyor. 18. yüzyılda İtalyan fizikçi Luigi Galvani, Kurbağalar üzerinde test yap, testler yaparken e, ölü bir kurbanın bacağını leş, neşterle işlem yaptığı sırada kurbanın bacaklarının kasılmaya başladığını fark ediyor. Abimiz bu durumu sağlıklı bir şekilde elektrikle bağdaştırsa da bulduğu şeye hayvansal elektrik adını veriyor. Ancak Galvaninin arkadaşı Alessandro Volta onun bulduğu şeyden yola çıkarak teoriyi daha da geliştiriyor ve kurbağa bacaklarındaki kasılmanın asıl sebebinin hayvansal bir özellik olmadığını, birbirine değen iki metal ve aralarında bulunan sıvının oluşturduğu kimyasal bir reaksiyonun elektrik ürettiğini fark ediyor Volta. Bu uyanışla birlikte ilk pilleri de ortaya çıkarıyor. Bakır ve çinko metallerinin arasına tuzlu suya batırılmış süngerler yerleştiren Alessandro Volta bugün Volta pil olarak bildiğimiz ilk pili icat etmiş oluyor. Evet. pilimi oturacağı şekilde ayarladım. Plastik devremi. Şimdi kablo bağlantısı yapacağım. Kablo bağlantısı için artı kutup için kırmızı kablo, eksik kutup için sarı kablo kullanacağım. Ee, bu kabloları pilimin eksi kutbundan TP4056 modülümün batarya eksi B eksi yazan modüle çekeceğim. Dikkat ediyoruz. Pilimizin eksi Kutubundan B eksi TP 4056 üzerindeki B eksi girişine bir kablo lehimleyeceğim. Aynı şekilde pilimin artı kutubundan da TP 4056 modülümün B artı yazan bölümüne B artı yazan bölümüne bir lehim atacağım. Evet arkadaşlar tekrar etmek istiyorum. Pilimizin artı yön olarak belirlediğimiz kırmızı kablodan TP4056 modülünün B artısına pilimizin eksi yonu olarak belirlediğimiz sarı kabloyu da TP4056 modülümüzün B eksi girişine güzel bir şekilde leymleyip bağlıyoruz. Evet, batarya eksi ve batarya artı, B eksi ve B artı kablolarımızın leymlenmesi tamamlandıktan sonra TP4056 modülünü elinize aldığınızda out eksi ve out artı pinleri göreceksiniz. Bu out eksi ve out artı modülümüzden yani pilimizden besleyeceğimiz cihazlara gidecek elektrik hattı. Yani bu TP4056'nın ikinci versiyonlarında pili korumaya yönelik aşırı deşarj önlemeye yönelik bir özellik var. Bu özelliği kullanabilmemiz için direkt cihazlarımızı pilden değil bu out eksi ve out artıdan beslememiz gerekiyor. Ben de USB girişimi bu out eksi ve out artı ile besleyeceğim. USB'nin GND bacağına out eksiden gelen kabloyu yani sarı kabloyu DCC yani 5 volt genelde 5 volt olarak kullanılan bacağına da out artıdan gelen kırmızı kabloyu bağlayacağım. Tekrar etmek istiyorum bu bağlantıları. USB resimde göreceğiniz USB bağlantıların e, portlarını belirledikten sonra USB üzerindeki GND bacağını TP4056 üzerindeki OUT eksi bacağına USB üzerindeki BCC yani VCC bacağını da TP4056 üzerindeki OUT artı bacağına bağlıyoruz düzgün bir şekilde lehimliyoruz Ardından USB portumu ve kablomu sıcak silikon vasıtasıyla tabii ki aşırıya kaçmadan eritmeden Sabitliyorum Pilimi ölçtüğümde 1.94 volt çıkıyor. Bu bir lityum iyon pil için çok kötü bir rakam. Pilimiz bozuk olabilir ama biz bunu deneyeceğiz dikkatli bir şekilde. Deneyeceğiz. Şimdi yuvaya yerleştiriyorum pili. Şarj modülümün yuvasına. Şu an şarj modülüm hazır. Yuva yerleştirdikten sonra tekrar bir ölçüm yapıyorum. Pilimizden hala 1.95 volt civarında elektrik alıyoruz. Bu çok düşük bir rakam. Pilimizi denememiz gerekecek. Evet, şu an şarj için elektrik verdim. 4.61 volt giriş. Şimdi gözüküyor TP4056'nın girişinde çıkışına bakıyorum. 2.97 voltla pili şu an şarj etmeye başladı. Pile gelen elektriği de ölçüyorum herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenmek için. Yine 3 volt gibi elektrik pilime ulaşıyor yani şu an bu pili şarj etmeye başladım bu işlem 3-4 saat sürecek ben bu aşamada denemek için TP4056 modülünü üzerindeki artı ve eksi bacaklarından besledim ve gördüm ki çok düşük bir elektrik alıyordu o yüzden USB portu kullanmaya karar verdim USB'den bağladığımda 970 mA gibi pilimin elektrik çektiğini gördüm ve pilimi bu şekilde 3-4 saat bıraktım. Görüyorsunuz voltajdaki değişimi saatler boyunca 970 daha doğrusu 1 amper civarında bir elektrikle besliyor TP4056 cihazlarımızı. TP4056 nasıl çalışıyor? 1 amperle pil 4.2 volt seviyesine çıkana kadar 1 amperle pili beslemeye devam ediyor. Daha sonra pil 4.2 volt seviyesine çıktığında amperi sınırlamaya başlıyor, amperi azaltmaya başlıyor ve eee 1 amperin %5'i civarına gelene kadar pili şarj etmeye devam ediyor. Bu sırada sürekli pilimizi gerek elimizle gerek termometreyle kontrol etmemiz gerekli. Herhangi bir kısa devre, herhangi bir yanlış bağlantı pilin bozuk olması gibi durumlar bize çok büyük tehlikeler yaratabilir. Yangın tehlikesine yol açabilir. Kesinlikle çok dikkatli olmalıyız. Sürekli her aşamada pilimizin sıcaklığını kontrol etmeliyiz. Pilimizde ani bir sıcaklık değişimi gördüğümüz anda hemen elektriği kesmeli. Hatta pilimizin patlayıp etrafta yangın çıkarmaması için gerekli önlemleri baştan almamız da gerekiyor. Yangın söndürücü bir bulundurabiliriz yanımızda. Pilimizi bir demir veya metal bir kutunun içinde şarj edebiliriz. Lityum iyon piller, lityum iyon polimer piller gibi pil türleri oldukça tehlikeli pil türleridir. İçindeki kimyasal reaksiyonlar tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Uzun bir süre bu pili şarj ettiğimi görüyorsunuz. Evet <laughs> Pillerin birçok türü var. Az önce bahsettiğim lityum iyon pilleri var. Ee, şarj edilebilir piller bunlar. Lityum iyon pilin başka bir türevi olan lityum iyon polimer piller var. Sodyum sülfür piller var. Nikel demir piller var. Nikel kadmiyum piller var. Bunlar eskiden özellikle cep telefonlarında nikel kadmiyum piller çok kullanılırdı. Ama artık lityum iyon pillere geçiş yaptı. Bütün elektronik firmaları lityum iyon pilleri bugün bilgisayarlarımızda cep telefonlarımızda fotoğraf makinalarımızda kullanıyoruz. Zaten ben de bu elimdeki litum iyon pili bir e, notebook bataryasından söktüm. 6 tane söktüm. Gördüğünüz gibi 4.20 volta geldiğinde pilimiz 4.20 volta kadar şarj edildiğinde akım değeri pilimizi besleyen akım değeri oldukça hızlı bir biçimde düşüyor. Şu an %5 civarlarına düşmüş durumda. 50-60 miliamper seviyelerine düşmüş durumda. Muhtemelen kesilecek. Evet şu an kesildi zaten. Mavi ışık yandı ve amper değerini 0.00 olarak gördük cihazımızda. Bu pilimizin dolduğu anlamına geliyor. Artık pilimizi şarj etmemize gerek yok. Şarj etmeye çalışsak da TP4056 buna izin vermeyecektir. Pili koruyacaktır. Biliyorsunuz aşırı şarj lityum iyon piller için çok tehlikeli bir durum. Ama modülümüz bunu koruyacak. Evet şarj modülümüzü tamamladık Şarjım, şarjımızı da tamamladık şimdi bir ölçüm cihazı takıyorum pilime 4.20 volt aldığımı görüyorum pilimden zaten şarj ettiğim rakam da buydu. Bu elimde gördüğünüzde bir kör yük İçinden alındı bu ee, üzerinde iki tane direnç bulunuyor dirençlerin değerlerine göre 1 amper veya 2 amper veya 3 amper akım çekebiliyor cihazlarımızdan hangi direncin anahtarını açarsanız şu an kör taktım 4.19 volt veren pilim yük altında hemen voltajı düşüyor 4 volt seviyelerine 0.80 gibi bir akım yani 800 miliamper gibi bir akım pilimden çekiliyor deşarj işlemi sırasında da gene pilimi sürekli olarak sıcaklık kontrolüne tabi tuttum elimle ve termometre ile yani elinizle de kontrol edin mutlaka. Çünkü termometrenizde bir sorun olabilir. Ee, pilimde hiçbir aşamada sıcaklıkla ilgili bir sorun yaşamadım. Deşarj işleminin e, özellikle ilk aşamalarında pilde hiçbir sorun yaşamadım sıcaklıkla ilgili. Ama bu aşamada kör yükte bir ısı sorunu yaşıyorum. Yani Çin'deki sitenin açıklamasında ısı sorunu olmayacağı belirtilmişti ama ben çok ciddi bir şekilde özellikle 2 amper akım çektiği sırada dirençlerin çok çok aşırı miktarda ısındığını gördüm. Böyle devam etseydim muhtemelen yani masada bir yerlerde aşırı ısınan dolayı bir yangın tehlikesi yaşayabilecektim. O kadar ciddi bir ısınmaydı ki 2 amper değerini çeken direnç termometrem tarafından ölçülemedi ısısı ama elimi dokunduğumda çok ciddi bir ısı miktarı olduğunu gördüm. Termometremin sınırı 550 derece yazıyor. Bu, bu ısıya çıkabildiğini sanmıyorum ama sonuç olarak termometrem ölçemedi. Elimde bulunan bol miktarda fan vasıtasıyla uzun denemeler yaptım. Bu dirençleri nasıl soğutabilirim? Bu kör yükü akım çekme işlemi sırasında nasıl soğutabilirim diye çeşitli fanlar denedim. Ee, yani dışarıdaki bir fanın hava üflemesiyle soğuyabilecek bir ısı üretmiyor. Bu körlüğümüz çok ciddi, aşırı bir ısınma sorunu var. Şu an bir bilgisayar işlemcisi fanıyla soğutmaya çalıştığımı görüyorsunuz. Bu denemelerin tamamı başarısız oldu. Ben de soğutmalı bir körlük yapmaya karar verdim. Bu elimdeki körlükü güçlü bir fan alım aldım. Bunu server power supply'lerinden söktüm bu fanı. Altına bir ızgara vidaladım. Ve altına da alüminyum bir parça monte etmeye çalışıyorum şu anda. Lehim teli vasıtasıyla alüminyum parçayla fanın arasına kör yükü koydum. Ve alüminyum parçayla fanın arasında kalmasını istiyorum kör yükün. O bölgede fan aşağıdaki alüminyumdan aldığı soğuk hava ip dirençlerin üzerinden geçirip dışarıya üfleyecek. Bu sıcak hava Sürekli olarak boşaltılmış olacak. Alüminyum bir taraftan soğutmaya çalışırken bir taraftan da sıcak havayı dışarı yükleyerek hava sirkülasyonu sağlayarak dirençlerimizi soğutmaya çalışacak. Ee, bu körük modülünü bu şekilde değiştirdim. Ve başarılı da oldu bu yöntem. Ee, bir buçuk saatlik bir e, akım boşaltma, deşarj işlemi yaptım. Başarılı bir şekilde soğuttu. 1 amper, daha doğrusu 800 miliamper gibi değerler çektim. Bazen 2 amperlere, bazen 3 amperlere çıktım. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde 35 dakika sonra 3.64 volta indi pilimin voltaj seviyesi. Bu ölçüm cihazında şu an çekilen voltajı, amperajı, amper saat cinsinden pilimin kapasitesini vesaire görebiliyorum. Kaç dakikadır? Devam ediyor deşarj işlemi gibi bilgilerin tamamına ulaşabiliyorum. Güzel bir ölçüm cihazı. Linkini de vereceğim. Başarılı bir şekilde çalışıyor. Zaten kör de birlikte geldi. Ama bu aşamada bir sorun oluşmaya başladı. Ee, pilimin voltajı 3.3 volt civarlarına inince şarj, e, ölçüm cihazının çalışmadığını gördüm. Bu yüzden sabit olarak pilimin Çıkışını 5 volt yapmaya karar verdim. Ölçüm cihazı sürekli çalışabilsin diye. Bu çok gerekli midir? Yani 3.3 volt gibi değerlerde zaten bu piller e, artık deşarj edilmemeli. Ama ben yine de sabit 5 volt almak istiyorum bu pil şarj cihazımdan. O yüzden araya ek bir modül bağladım. Biliyorsunuz step up modül dediğimiz e, modüller bunlar. MT3600. 608 modülü bunun ismi. E, out eksi ve out artı bacaklarından gelen TP4056 üzerindeki out artıdan gelen kablomu e, modülümün üzerindeki MT3608 modülümün üzerindeki vın artı bacağına bağladım. Yine out eksiden gelen TP4056 üzerindeki out eksiden gelen kablomu da vın artı bacağına bağladım. Ve USB'yi de MT3608 modülüm üzerindeki V-out artı ve V-out eksi bacaklarına bağladım. Bir süre sonra deşarj işlemim tamamlandı ve TP4056 akımı kesti. TP4056'nın bu versiyonunda aşırı deşarj koruması da var. Belli bir voltajın altında akımı kesti ve pilim tam kapasiteye ulaşmış oldu. O yüzden pilimi sağlam olarak işaretliyorum. Üzerine en son gördüğüm ölçüm cihazında gördüğüm 1950 miliamper saat değerini yazıyorum. Bu pilimin kapasitesi 1950 miliamper saat olarak belirledim. Üzerinde yanmaya ve ısıya karşı korunaklı e, kapiton bantla kaplıyorum. Çünkü bu bataryalardan sökülürken, notebook bataryalarından sökülürken üzerinin kaplaması zarar görmüş olabilir pillerimin. Artık bu kaplamayla kullanılmasını istiyorum. Ve hemen bir sonraki pilime geçiyorum. Gördüğünüz gibi bu pili şarj ediyorum şu anda sağlıklı bir şekilde. Evet dostlarım ortaya böyle bir ürün çıkardık. Gördüğünüz gibi bu kozmetik olarak biraz daha değişikliğe ihtiyacı olabilir. Yani üstünün bazı bölümlerini de kapatabiliriz. Ancak şimdilik işlev olarak oldukça güzel bir cihaz oldu. İçine 18650 pillerimizi yerleştirip şarja takıp istediğimiz zaman şarj edebiliriz. Evet, bu çalışmada benimle birlikte olduğunuz için, vakit ayırdığınız için teşekkür edelim. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için de. Özellikle genç, bu işe meraklı arkadaşlarımız için öğretici bir video olmuştur. Teşekkür ediyorum.